Neden mühendisliklerde azalma oldu sence? Yani aslında baktığımız zaman tabii biz akşam 2019-2020 verilerini değerlendirdiğimiz zaman özellikle inşaat mühendisliği gibi mühendislikte, mimarlıkta bir düşüş olduğunu görüyoruz. Mesela inşaat zaten mühendisliğinde... Zaten dolulukta çok düşmüştü evet, geçen yıl. Ve talep de yani şöyle tabii maalesef yani bu yanlış bir algı aslında. Yani ekonomik sıkıntılar olduğu zaman, inşaatı etkilediği zaman inşaat mühendisliğini, mimarlığın programları puanlarında düşüyor oluyor, talep azalıyor. Evet. Geçen sene İstanbul Teknik gibi işte çok böyle saygın eski ve köklü üniversitelerdeki inşaat mühendisliği programlarında çok ciddi başarı sıralarına gerileme oldu. Yani evet, bu neyi gösteriyor? Talebin azaldığını gösteriyor. Boş kontenjanlar da kalıyor. Bu yıl tabii önce bilgisayar mühendisliğinden başlayalım. Bilgisayar mühendisliği artış var. Geçen yıl 10.232 iken bu yıl 11.092'ye yükseldi. Yani yaklaşık bilgisayar mühendisliğine 1000 artış söz konusu. Elektrik talep elektronik... çok zaten. Evet. Arkadaşlarım da fark ettiği bir bölüm. Elektrik elektronik mühendisliğine küçük bir düşüş olmuş. 10.919 iken 10.035'e düşmüş. Makine mühendisliğine 1000 düşüş var. Ama mesela endüstri mühendisliğinde bir 100 düşüş söz konusu. Yazılımda artış var. Yani daha çok yazılım, bilgisayar mühendisliği gibi. Evet, bilgisayar ve yazılım. Evet, yazılımda 1000 artış olmuş yaklaşık. 1359 iken 2186. İnşaat mühendisliğinde çok sert bir düşüş orada var. Orada 4000 değil evet, mi? 4000'e yakın düşüş 12 var. 12.000 civarındayken 8.000'lere düştü. Sert bir düşüş oldu. Bunun sebebi tabii ki ülkedeki ekonomik koşulların, dünyadaki ekonomik koşulların programlara yansıması olarak yorumlayabiliriz. Evet. %54 de dolmuştu. Geçen yıl çok da az da olmuştu. Evet. Arkadaşlarım bir uzaklaştılar ama ana mühendisliklerden de biri inşaat mühendisliği. Yani Gök şunu düşünüyor. Boş kontenjan zaten değerlendirme kısmında da açıkça vurgu yapılıyor. Artık üniversitelerde boş kontenjanın kalmasını istemiyoruz. Ya bu hem ülkenin israfı yani kaynakların israfı. Yani yanlış kullanılması. Evet. Yani şimdi üniversite açıyorsunuz Anadolu'nun bir kentinde ya da büyük şehirlerde. Boş kalıyor. Yani 100 öğrencilik bir kontenjan söz konusuyken 50 boş kalıyor. Ek yerleşme yapıyorsunuz. Yine boş kalıyor. Öğretim üyesi atıyorsunuz. Oranın elektriği, suyu. Tabii doğru. Yani masraf, o yüzden bu bence doğru yaklaşım. Çok bir doğru bir yaklaşım. O hani istihdamın da masaya konulmuş evet, olması çok önemli buluyorum. Şimdi şöyle kısa bir katkı yapmak istiyorum. Yani planlama gerçekten hani belki arkadaşlar için şöyle bir şey olabilir. Biz şu anda üniversiteye başlıyoruz ama 4 yıl sonra ne olacak? Belki yine inşaat popüler olabilir. Evet. Yine farklı disiplinler öne çıkabilir. Yani biz önümüzdeki 5 yılın projeksiyonunu yaparken, yani önümüzdeki 5 yıl sonra bizim sektörlerimiz ne olur? Bir de tabii şunu düşünmek lazım. Hani mühendislik uluslararası bir yapıya sahip, global bir değer olduğu için burada okuyabilirsiniz ama farklı ülkelerde inşaat mühendisliği yapabilirsiniz ya da farklı disiplinlerde çalışabilirsiniz.